Arkadaşlar merhaba. Büyük bir heyecanla beklediğiniz Milli İslam Üniversitesi sınavına girdiniz. Günün önemine binaen kısa bir video atmak istedim. Sınav kimi arkadaşlarımız için zordu, kimi arkadaşlarımız için ise kolaydı. Ama şu bir gerçek, sınava hazırlanan, emek veren, hayallerindeki askerlik mesleğini yapmak isteyen adaylar için sınav kolaydı. Çünkü sınav süreci daha yeni başladı. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Bu ayın sonunda Milli Savunma Üniversitesi sınavından daha zor olan YKS sınavı sizleri bekliyor. YKS'den sonra da spor mülakatları, sözlü mülakat, sağlık raporu işlemleri ve intibak süreci şeklinde uzanan uzun bir maratonun ilk engelini geçtiniz. Peki bu girdiğiniz Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne işe yarayacak? Buradan aldığınız puan Milli Savunma Üniversitesi okul tercihlerinizde kullanılacak arkadaşlar. Yani bu sınav dikkate alınarak her askeri okul için bir baraj puan belirlenecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği bu baraj puanının üzerinde puan alan adaylar spor mülakatları ve sözlü mülakat için Ankara Kararbe Okulu'na çağrılacak. Bu sebeple şu an girdiğiniz sınav önemli, ancak okulu kazanıp kazanamadığınızı belirleyecek olan aday değerlendirme puanına bir etkisi yok. Sıralamanızı etkileyen 3 faktör var arkadaşlar. Bunlar YKS puanı, spor mülakatı ve sözlü mülakat puanı. Bu 3 puanın ortalamaları okulu kazanıp kazanamadığınızı belirleyecek. Dolayısıyla sınavı kötü geçenler moralini bozmasın. Diğer aşamalardan yüksek puan toplamaya odaklansınlar. Sınavı iyi geçenler de kesinlikle rehavete kapılmasın. Önünüzde dağ gibi bir üniversiteye geçiş sınavı sizi bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına girenler sınav ile ilgili düşüncelerini bu videonun altına yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle kendinize iyi bakın.